Aksan İnşaat sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Seçim masasından merhabalar diliyoruz sizlere. Yaklaşan yerel seçim sürecinde bundan sonra sizler de seçim masasında bir araya geleceğiz. Ve kalan 53 günde yine adaylarımızı ve projelerimizi sizlere anlatmaya çalışacağız değerli izleyenlerimiz. En doğru ve en son kararı ise sizler vereceksiniz. Biz her zaman olduğu gibi yine Manisa kazansın diyoruz. Ama Manisa'ya kazandırmaya aday olan misafirlerimizi ve konuklarımızı da sizlere tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, bu akşam seçim masasında yayın konuğumuz AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Milletvekilimiz Hüseyin Tanrıverdi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, 53 günlük bir süreç kaldı dedik. Evet. En son sizinle yayında bir arada olduğumuzda 64 günü konuşuyorduk. Ve artık geri sayım oldukça hızlanmaya başladı. Ve artık siz de tamamen Ankara'da vekillikle ilgili olan bölümden Manisa'ya döndünüz. Ve tamamen Manisa'da hem ilçelerde hem de merkezde sahada çalışmalar yapıyorsunuz. Çok sıkı bir şekilde proje ekibinizle Manisa'nın sadece merkezine değil her ilçesinin sorunlarını tespit ederek projeler hazırladığınız duyumlar arasında bizlere geliyor. Ve çok yakında da projelerin açıklanacağını da biliyoruz. Ama ilk öncelikli olarak süreci genel anlamda değerlendirmemiz gerekirse nasıl görüyorsunuz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum programınızda yer verdiniz. Ve çok saygıdeğer hemşehrilerimi, hanımefendileri, beyefendileri, sevgili gençleri, güzel yavrularımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ki 13 Aralık 2013 tarihi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edildiğim tarih, o tarihten bu yana seçim çalışmalarımıza başladık ve sürdürüyoruz. Bu çerçevede hem yerelde Manisa'mız, merkez ve ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde birebir ziyaretlerimizi gerçekleştirirken bir taraftan da ifade ettiğiniz gibi projelerimizi hazırlıyoruz. Bildiğiniz gibi artık Manisa Büyükşehir Belediyesi olmuştur. AK Parti Manisa'yı Büyükşehir Belediyesi yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi her zaman ifade ettiğim gibi büyük imkan demektir ve büyük hizmet demektir. Onun için biz diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi tamam, şimdi sıra büyük hizmetlerde. İnşallah böylesi bir hedefe kilitlenerek şimdi seçim öncesi seçim çalışmalarımız için stratejiler, projeler ortaya koyarken daha çok seçim sonrası projelerimizin çalışmalarını hız verdik. Çünkü biliyoruz ki halkımız, hemşehrilerimiz hizmetten yana tercihini yapacak. AK Parti'de hizmetin tek adresidir. Özellikle belediyecilik bizim işimizdir. AK Parti belediyecilikte, yerel yönetim hizmetlerinde marka bir partidir. Ve 2009 seçimlerinde marka şehirler diye yola çıkmıştır. İnşallah bu seçimler içinde yine böylesi iddialı bir sloganla ortaya çıkacağız. Yarın kurumsal kimliğimiz ve bu seçimin sloganı belirlenmiş, internetlere konmuş olacak. Ve önümüzdeki günlerde hazırlıklarımızı tamamlayıp otobüslerimizin giydirilmesinden seçim bürolarımızın süslenmesine ve tanıtım broşürlerimizin programımızı ifade eden broşürlerimizin
Bu doğrultuda hazırlanarak hemşehrilerimize dağıtımına başlayacağız. Kurumsal kimlik AK Parti'de biraz geç açıklandı. Sürece baktığımızda bu sizi olumsuz etkiledi mi hiç? Şimdi tabii kurumsal kimlik aslında geç açıklanmadı. Belki adayların önce açıklanmasından kaynaklı, yani eş zamanlı bir takvime rast gelmemesinden kaynaklı gecikti diye düşünülüyor. 2009 seçimlerinde yerel yönetimler başkanıydım. Genel başkan yardımcısı olarak böylesi önemli bir görevdeyken, o zamanki çalışmalara dikkate aldığımız zaman bugünkü aday belirlemelerimiz ve kurumsal kimlik tespitimiz doğrusu o 2009'a göre çok daha önceden belirlenmiş oldu. Şimdi artık bu hafta itibariyle, inanıyorum ki hafta sonuna kadar bütün materyallerimiz hazırlanmış olacak ve kurumsal kimliğimiz doğrusunda renkler, sloganlar, harflerin boyutlarına varasıya kadar, şekline kadar bunlar doğrultusunda bütün hazırlıklarımız, materyallerimiz ortaya çıkacak ve herkes bunu artık görecek. Tabii ki kurumsal kimlik çok önemli. Bu bir disiplin demektir ve partinin marka olduğunu ifade eder. Rastgele Türkiye genelinde herkes kendi kafasına göre bir renk, bir slogan, bir afiş şekli belirlemeden ve nereye bakarsanız işte bu AK Parti'nin afişi, nereye bakarsanız bu AK Parti'nin sloganı, neyi dinlerseniz bu AK Parti'nin şarkısı, türküsü diye bilinir. Bu açıdan AK Parti bu noktada öncülük yapmıştır. AK Parti ile birlikte bu kurumsal kimlik ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede de her seçimde ve her sandığa gidilişinde, referandumlarda dahil, bu kimliğimiz doğrultusunda hareket edilmektedir. İşte 13 Aralık 2013 tarihi itibariyle hem yerelde birebir hemşehrilerimizle çalışmalarımızı sürdürürken hem de bu tür hazırlıklarımızı Ankara bazında da hem Manisa için projelerimiz adına hem partimizin bu hazırlıkları adına da elbette görevlerimiz devam ediyor. Bunların içinde bulunduk. Ve inşallah bundan sonrası için kurumsal kimliğimizin tespitiyle birlikte daha yoğun bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Özellikle bu süreç içerisinde ilçelerimizin her birerini bir ziyarette bulundum. 17 ilçemiz var. 17 ilçemizin İlk 13 Aralık'tan sonra yarımşar günlük büyükşehir adayı olarak kendi tanıtımımı yapmış oldum. Salon toplantılarıyla, konvoylarla. Ve bir haftalık bir sürede milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte bunu gerçekleştirdik. Sonrası her bir ilçemizde yine pazar yeri gezilerinden tutun sivil toplum örgütlerimize kadar ve birebir teşkilatlarımızın da ev ziyaretlerine kadar ve kitlesel kimi toplantılara kadar gidip tekrar ilçelerimizde çalışmalarımızı yaptık. Bu çerçevede yine önemli sayıda ilçelerimizi gezdim. Kırkağaç gibi, Soma gibi, Aksar gibi, merkezde zaten sürekli Yunus Emre ve Şehzadeler ilçelerimiz gibi, Ahmetli ilçemiz gibi, Turgutlu ilçemize hiç değilse 2-3 defa gittim geldim. Dün Alaşehir ilçemize gittim. Yarın Kırkağaç ve Soma ilçelerimizdeki programlara katılacağım, oraya gideceğim. Cuma günü Kula ilçemize gideceğim. Cumartesi günü merkez ilçemizde, merkezde Yunus Emre ve Şehzadeler ilçemizdeki kimi etkinliklere katılacağım. Sivil toplum örgütlerinin kongreleri var, bunlara katılacağım. Ki özellikle odaların esnaf kefalet kredi kooperatiflerinin kongreleri yapıldı ilçelerimizde ve merkezde Yunus Emre ve Şehzadeler için. Bu kongrelere katıldım. Tabii ki cumartesi günü de Yunus Emre'de ve Şehzadeler'de yapılan etkinliklere katılacağım. Pazar günü
milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ilçelerimizin ile sunduğu belediye meclis üyelerinin tespiti çalışmalarını yapıp inşallah pazartesi günü sabahleyinde Turgutlu ilçemizde büyük bir seçim bürosunun açılışı, arkasından yolumuza devam edip Salihli ilçemizde hem esnaf ziyareti hem de akşam belde ve köy ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Salı günü de çalışmalarını tamamladığımız belediye meclis üyeleri tespitlerinin genel merkezimize gidip komisyon huzurunda onların en üst komisyonumuzda değerlendirme çalışmalarına katılacak. Yani yine genel merkezde mi belirlenecek belediye evet. meclis üyeleri? Son kararı peki, genel merkezimiz. Aday belirleme noktasındaki hassasiyet belediye meclis üyelerinde de aynı şekilde gösterilecek mi? Çünkü sizin hiç unutmadığım bir sözünüz var. Bizde aday olabilmek için CV çok önemlidir. Bizim genel merkezimiz, üst kurulumuz, bizler CV'lere çok dikkat ederiz. Donanımlı olması, bitirdiği okullar, tecrübesi, iş yaşamı, sicilinin temiz olması. Aynı hassasiyet belediye meclis üyelerinin belirlenmesi noktasında da yaşanacak mı? Aynı şekilde. Yani her zaman ifade ediyoruz. Belki klasik bir söz olarak değerlendirilecek ama çalışkanlık, dürüstlük, liyakat sahibi olmak gibi temel kriterlerin yanı sıra kendi mesleğinde başarılı olması ve değişik mesleklerden değişik okul mezunu, üniversite mezunu olmaları dikkate alınan bir tabii ki dikkate almamız gereken artı gençlikten ve kadınlardan oluşması meclisinin bu noktada önemli kriterlerimiz var, ilkelerimiz var. O açıdan bu kriterlere uygun bir şekilde biz yerelde bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Genel merkezimiz de işte bu noktada bu kriterlere uyulmuş mu diye kontrolünü yaptıktan sonra ve kafasına takılan herhangi bir isim olduğunda bunu bu isim işte karşılığında ortaokul mezunu görünüyor. Nedir, niye buraya kondu dediğinde biz niye bu ismin buraya konduğu noktasında da gerekçelerimizi ortaya koymuş olacağız. Yani bir esnaf olduğunu, yani sevilen bir esnaf olduğunu, dürüst bir esnaf olduğunu, çevresi olan bir esnaf olduğumuzu ve şehirde akil bir insan rolünde olduğunu, noktasında olduğunu ifade edeceğiz. Bu noktada tabii ki bu gerekçelerimiz haklı bulunduğunda o arkadaşımız yerini korumuş olacak. Eğer ortaokul mezunu, ilkokul mezunu bir özelliği yoksa, efendim kendi alanında kendini yetiştiren biri değilse, mesleğinde inanılır, güvenilir biri değilse, o zaman buraya niye koydunuz dediklerinde biz cevapsız kalırız ve silinir. Dolayısıyla biz de burada bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, il başkanı ve teşkilatımızın teşkilat, siyasi işler başkanları, yerel yönetim başkanı, kadın kolları ve gençlik kollarımızın değerli başkanları ile birlikte ilçeden ilçe belediye başkanı adayımız, ilçe başkanımız getiriyor listesini. Onlar da kendi ilçesinde zaten bir komisyonla orada bu çalışmaları yapıyorlar. Burada böylesi bir komisyondan geçiyor ve Ankara son noktayı verecek bir yüksek komisyonumuzdur. Dolayısıyla Ankara'dan sonra netleşecek bunun çalışması için de bize verilen gün Salı günüdür. Peki sizin biz Salı günü Ankara'ya gideceğiz il başkanımızla birlikte ve orada biz listelerimizi sunacağız 17 ilçemiz için. 17 ilçemizin 17'si tek tek gözden geçecek. Onay alırsa onaylanıp ondan sonra getirip 19 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor listelerin. Belediye başkanı adayı dahil meclis üyeleri adayıyla birlikte 19 Şubat'a kadar verilmesi lazım. Biz vakit geçirmeden inşallah vermeyi planlıyoruz. Evet. Eğer eksik olur, noksan olur, düzeltilmesi gereken bir konu olursa da dönüp bize verilen süre içerisinde biz onların tasihini yapacağız, çalışmasını yapacağız ve ondan sonra seçim kuruluna verilir bir noktada hazırlığımızı tamamlamış olacağız. Evet, peki adayların bu belirlenme noktasında az çok aslında ben sizin bakış açınızı biliyorum.
Sizin her zaman da söylediğiniz gibi hizmet odaklı, insan odaklı anlayışla çalışmak önemli diyorsunuz ama AK Parti'nin genel anlamda, genel merkezin çerçevesine baktığımız zaman ideolojik bakışa da çok önem veriyor. Meclis üyelerinde bu noktada sizin için ideolojik bakış mı önemli olacak yoksa hizmet anlayışı ve hizmet etme noktası mı önemli olacak? İdeolojik bakış diye bir bakış yok bizde. Çok açık söylüyorum. Çünkü bize müracaat etmiş bir arkadaşımız zaten AK Parti'yi kabul etmiştir. Hı hı. İlkelerini benimsemiştir. Dolayısıyla AK Parti'yi benimsemiş, efendim prensiplerini kabul etmiş biri için daha bakacağınız ayrı bir pencere olamaz. Biz müracaat eden bu arkadaşımızın CV'si noktasından değerlendirme yaparız. Yani bir defa o müracaat ettiği ilçede ikamet ediyor mu, etmiyor mu? Orada iş sahibi mi, değil mi? Ya da işsiz biri mi, değil mi? Yani orada ikametine bakarız. Artı tahsiline bakarız. Mimar, mühendis, öğretmen, veteriner neyse değişik mesleklerdendir. Bu değişik mesleklerden 10 tane veteriner müracaat etmişse bunların içinden hiç değilse bir ya da iki tanesini alabilirsiniz. 8 tane, 10 tane, 15 kişinin seçileceği bir mecliste 10 tane veteriner herhalde koyamazsınız. Hı hı. Dolayısıyla böylesi bir elemeden geçirmek zorundasınız. Bunların artık yaş durumuna, çevre durumuna ve siyaseten partiye gönül vermişliğine kadar, ilkelerini benimsemesine kadar hepsini değerlendirmiş olursunuz. Yani biz kişinin fotoğrafı ve kendini görmüşsek kendisi noktasında, fiziken tanıdığımız noktasında tanımış oluruz. Fotoğrafı ve CV'si üzerinden değerlendirme yaparız. Kesinlikle başka bir tercih penceresi olmaz. Çünkü tekrar altını çiziyorum, eğer AK Parti'yi kabul etmemişse, beğenmemişse, ilkelerini kabul etmiyorsa zaten meclis üyesi olmaz. Hı-hı. Olmak istemez. Yani ideolojik açıdan siz bakmıyorsunuz. Kesinlikle. Ve üstelik değişik efendim düşünceye sahip arkadaşlarımızın bu heyet içerisinde yer alması da hiç olmazsa orada bir çalışma hızı kazandırır. Çeşitliliğini ortaya koyar. Bir think tank gibi o meclis çalışmış olur. Dolayısıyla ki ben varım. Ki buradaki isimlerin bir bölümü büyük şehirde ilçelerini temsil edecekler ve karar noktasında olacaklar. Tabii isimlerim. Yani bu sefer meclisler aslında biraz daha farklı. Çok farklı. Şimdi büyük şehir meclis üyesi olacaklar bir kısmı dediniz. Bir kısmı dediğimiz şu. Mesela Akşehir Belediye'miz. Hı hı. Akşehir Belediye'mizde ilçe belediye meclis üyesi 31 kişi olacak. Hı hı. Efendim bunların 5'te biri yani 6 tanesi Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olacak. Bir tane de belediye başkanı doğal üyesi. Buradan Akşehir'den örneğin 7 tane belediye başkanı doğal üye olarak dahil 7 tane Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olacak. Aynı şekilde Alaşehir'e baktığınız zaman 6 tane olacak. Şöyle düşüklerden bakalım. Ahmetli 16.266 nüfuslu bir ilçemiz. Burada da 2 artı belediye başkanında 1, 3 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olacak. Şimdi yeni belirlenen nüfusumuza göre biliyorsunuz geçen hafta TÜİK tarafından Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı. Buna göre bizim nüfusumuz ne oldu Manisa olarak? 1.359.463. Şimdi buna göre meclis üyelerinin dağılımına baktığımız zaman ilçeler toplamında belediye meclis üyesi 359. Büyükşehir belediye meclis üyesi olarak bunlar içerisinden gelecek bunlar 70. 17'de büyükşehir belediye başkanı 87. Bir de büyükşehir belediye başkanının kendisi 88 tane büyükşehir belediye meclis üyesi arkadaşımız olacak. Bunların, koltuk çok derken evet koltuğun artık büyükşehir olmakla birlikte çoklukluk yerleri de gözüküyor. Şimdi, 88 koltuk. Şimdi büyükşehirde
359 koltuk. Belediyelerimizin tümünde meclis üyesi. Hı hı. Şimdi buraya baktığınız zaman tabii ki bu 88 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi her farklı partiden oluşmuş olacak. AK Parti, MHP, CHP, oy oranlarına göre. Efendim burada meclis üyeleri oluşacak. Artık Büyükşehir Belediyesi Meclisi kurulmuş olacak ve çalışmalarına başlamış olacak. Burada her siyasi partimiz elbette büyük şehire katkısı olacak. Noktada hem eğitim olarak, hem esnaf olarak, hem eşraf olarak, efendim Manisa'yı geleceğe taşımak adına projesi olan arkadaşlarımız olarak tespitlerini yapacağına göre 88 kişilik Büyükşehir Belediye Meclisi ili yönetecek. Dolayısıyla ili yönetecek bu 88 Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil arkadaşımız elbette her şey Manisa için deyip burada artık siyasal düşüncelerini de bir tarafa bırakarak Manisa için koşacak. Ben bu geçtiğimiz pazar günü aday tanıtım töreni şöleni yaptık. Az sonra değineceğiz ona. Orada da ifade ettim. Dedim yakandaki AK Parti rozetini il başkanına teslim edeceğim. Ve ondan sonra ben bütün Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Rengine, diline, dinine, mezhebine bakmaksızın herkesi kucaklayarak yaradılanı sev, yaradandan ötürü anlayışını ortaya koyan Yunus'un düşüncesiyle, zihniyetiyle Manisa'ya hizmet edeceğim dedim. Dolayısıyla artık belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarımızın da aynı kanatta olacaklarını düşünüyorum. Siyasal tercihler yerine Manisa tercihini, siyasal tercihleri yerine insan merkezli, hizmet odaklı çalışmayı tercih edeceklerine inanıyorum. Ve inşallah Manisa'mız büyük şehir olmanın fırsatını çok iyi bir şekilde değerlendirecek diye düşünüyorum. Eğer Büyükşehir Belediyesi olma fırsatını eğer iyi değerlendiremezsek o zaman sistem içerisinde boğuluruz. Ama inanıyorum ki bu arkadaşlarımızla birlikte biz Manisa'yı uçuracağız. Manisa hak ettiği hizmetlerle buluşacak. İmkanla buluştuğu gibi. Bunda emeği olan, alın teri döken birisi olarak, alın teriyle bu büyük şehir olmasında gayreti olan birisi olarak ben doğrusu büyük bir heyecan duyuyorum. Ve büyük hayallerim var, düşlerim var. Bunların gerçekleşmesi için de gece gündüz demeden koşacağım. Ve inşallah Manisa bir 3 yıl sonra fark edilir bir noktaya gelecek. Bir 5 yıl sonra yani toplam bir dönem içerisinde hem büyük şehir adına ya ne güzel bir şeymiş hem de belediye büyükşehir belediye başkanı olarak iyi ki Hüseyin Tanrıverdi seçilmiş. Siyasi parti olarak da iyi ki AK Parti'ye oy vermişiz diyecekler. İnşallah bu noktadaki projelerimizi ifade ettiniz. Önümüzdeki haftalarda çok büyük bir ihtimalle 15 Şubat ve sonrası açıklamayı planlıyoruz. Kimi projelerimizi hepsini bir anda mı açıklayacaksınız? Yani bir bölümünü açıklayacağız bir aşamada. Diğer bölümünü başka bir aşamada. Çünkü doğrusu biz proje üretiyoruz. Projelerin çakması yapılmasın diye düşünüyorum. Tıpkı işte çöp yönetiminde toplama meselesinde olduğu gibi. Şimdi ben getirdim ortaya koydum. Bakın Manisa'da bir çöp toplama sistemi yapılıyor. Şu an belediyenin yürüttüğü ve benim bizzat Ankara'dan destek alarak belediyenin yürüttüğü, partimizin AK Parti hükümetinin verdiği destekle belediyenin yürüttüğü
O fotoğraflarda gazetelerimizde yer aldı zaten. Yer aldı. Şimdi mevcut çöp toplama usulü düzenli depolama. Şu an belediyenin üstünde durduğu. Merkez ilçe diye bildiğimiz Yunus Emre ve Şehzadeleri kapsayan, Saruhanlı ilçemizi kapsayan, yanında 3 tane belde, 3 tane köyü kapsayan bir proje. Ve belediye bununla ilgili olarak 60 milyon yani 60 trilyon borçlanarak önemli bir bölümünü de bizim gene bakanlığımızdan ricamız hibe olarak yapılacak. Bu kadar belediye borçlanmış olacak. Ve sadece Manisa'nın onda biri kadar bir bölümünün çöpü toplanmış olacak. Yani normalde merkez bugün şimdi, 2009 seçimlerini yaşıyor olsaydı yapılabilecek bir sistem. Ama şimdi Manisa büyüdü. Manisa'nın 17 ilçesi oldu. Ve Manisa'nın sınırları genişledi. 13 bin kusur kilometre karelik alan oldu. Buradaki bütün çöpleri toplayacaksınız. Siz sorumlusunuz. Biz örnek bir sistem getirdik geldik. Bize projenizi sunun dedik. Efendim geldi yetkili. Ankara Mamak'ta. Ankara Mamak'taki çöplük. Çöplüğü işleten yetkililer. Ve yönetim kurulu başkanı bizzat önemsedi. Yani siz onları sadece öneri diye mi getirmiştiniz? Evet. Yoksa o firmayla mı çalışmak istiyorsunuz? Çünkü mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün hemen arkadan bir açıklama yaptı sizin bu projenizle ilgili. Bu iş ihalesiz verilemez, yönetmeliği bilmiyor Sayın Tanrıverdi, bilse böyle bir çalışma yapmazdı. Oysa ki bu firma sadece sistemin burada uygulanıp uygulanamayacağına bakmak için. Yoksa o firma buraya gelip bu işi yapmayacak. Hayır, bu örnek... Bir proje bize sunum dedik. Ne düşünürsünüz? Manisa'nın çöp yönetimi, katı atık yönetimiyle ilgili daha doğrusu. Ne düşünürsünüz? Bize bu projeyi sundular. Bu projeyi biz de geldik, yerinde inceledik. Basın mensubu arkadaşlarımız da vardı. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Biz öyle tepeden gelmedik. Efendim damdan düşen birisi olarak ben geliyorum buraya. 1700 belediyeyi yöneten bir makamdan geliyorum ben buraya. Neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Ve o ihale kanunu dediğiniz kanunları mecliste çıkararak ben buraya geliyorum. Onların her türlü hükmünü, her türlü gerekçesini, kanun gerekçelerini, madde gerekçelerini okuyarak, oy kullanarak ve bu kanunları yaparak geliyorum ben. Dolayısıyla neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. Ama... Tabii böylesi bir büyük proje karşısında yapamazlar diyemiyorlar. Efendim işte ihalesiz yapacak işi bilmiyor. Evet proje ortaya konacak. Bu projenin eksikleri vardır. Şu an Mamak'ta işletilen sistemin. Bu sistemin bir de eklentilerini ve teknolojik olarak şu araçların da konmasını, aletlerin ilave edilmesini de isteyeceksiniz. Yani bir uzman heyet bunu inceleyecek. İnceledikten sonra kararını verecek. Projesi ortaya çıkacak. Ondan sonra biz açık ihaleye çıkaracağız. İhale şeffaf bir şekilde olacak. Geleceksiniz siz de kameranızı koyacaksınız. Canlı yayınlayabilirsiniz. Varsa koymak isteyen başka kim varsa gelecek. Basının huzurunda bizim ortaya koyduğumuz proje nedir? İşte şu projedir. Katıldım. Bu projeye koyduk. Şartnameleri ortada. Kim efendim bu projeye katılmak istiyorsa müracaatını yapar. İhale tarihi belirlenir. Açık ihaleye çıkar ve dediğim gibi şeffaf bir şekilde milletimizin gözü önünde sizin kameranız aracılığıyla hatta salona gelip incelemek, takip etmek isteyen varsa gelsin. Biz de bu vesileyle söyleyeyim gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak. Herkesin her şeyden haberi olacak. Şeffaf olacak. Dolayısıyla ihalesi yapıldıktan sonra kimde kaldıysa gelecek sistemi yapacak. Biz sadece bilgisi, birikimi, tecrübesi olan bir firmadan doğru projeyi. Bizim şehrimiz için hangi proje doğru proje olur? Onun önerisini ve teklifini almış olduk. Bunu inşallah uyguladığımız zaman bu projeyi, işte şu gördüğünüz çöplük, ikide bir yanan, patlayan, hemşehrilerimin de ödünün patladığı bu çöplük ortadan kalkacak. Ne zaman? 1,5 yıl içerisinde.
Orası yemyeşil olacak. Ve dağ kendine gelecek. Etrafta koku, duman, hava kirliliği, bunların hepsi. Hamam böceği, sinek, sivrisinek, karasinek, ne varsa bütün haşerat ortadan kalkacak. Fareler cirit atıyor şimdi. Bunlar hepsi ortadan kalkacak. Ne olacak? Nerede olduğu belli olmayan bir yerde bu tesis kurulmuş olacak. Ki, kimse bunu görmeyecek. Mama siz örnek gösterdiğinizde çok yakınında ve karşısında bir AVM vardı. Evet efendim. Alışveriş evet. merkezi. Evet. Orada hizmet veriyordu. Ve aynı zamanda da orası eskiden atıl bir yerken şu anda da konut merkezi haline de evet. yavaş yavaş dönüşmeye başlamıştı. Evet, evet hatırladığım i̇şte fotoğraf şu, bu fotoğraf karesi. Hatırladığınız fotoğraf bu. Fotoğraf hı-hı. elimizin altında. Canlı olarak bunu görebilirsiniz Ankara'ya gittiğinizde. Hı-hı. Mama giden şu Ankara'ya giden her bir hemşerimiz Mama gittiğinde bunu görebilir. Bakın tesisin olduğu yer şu. Önceden hı-hı. şu günkü çöplük gibiydi. Manisa'daki çöplük gibiydi bu. Şimdi bakın modern pırıl pırıl bir tesis. Bu tesisin bakın şurada seraları var. Seraları var. Burada domates, efendim çilek, salatalık burada yetiştiriliyor. Şurada yetiştirilen domatesi gelen geçen alıyor. Yetmedi şu AVM'de manavında satışı yapılıyor. Herkes bu domatesi almak istiyor. Çünkü çok natural ve doğal bir domates olarak. Siz de o seraları gezdiniz. İşte sosyal ben, paylaşım sitesinde biz o fotoğrafları bu seraları, görmüştük. Bu seraları gezdim. Evet. Ben bu çöplüğü öyle havadan ne güzel projeymiş demedim. Her şeyiyle inceledim ve teknik arkadaşlarla inceledim. Çünkü yarın karşıma çıkacak. Oranın şöyle bir arızası var bu efendim şöyle bir sıkıntısı var denir diye ben çok teknik olarak inceledim. Bakın şurası da işte o sizin AVM dediğiniz hı hı. yer. Yani tesis çöplükten daha fazla bir alan kapsıyor. Şurada bakın görüyorsunuz ki iki tane büyük blok var. Hı hı. Bunlar sanıyorum çok katlı bunlar. Dört daire olsa, burası bir 20 olsa 80, 160, 220 daire bizim gibi. Bizim bir mahallemiz. 220 daire gibi şurada bir daire var. İşte burası bu çöplükten rahatsız olmuyor. Çevre olarak. İki, bu çöplüğünden elde edilen enerji elektrik olarak burada kullanılıyor. Fazlası şebekeye veriliyor. İşte ısısıyla seralar oluşturuyorsunuz. Sert atıklarıyla da biriket yapıyorsunuz ya da yol yapımında sağlam zemin yapımında kullanıyorsunuz. Yani dört çok yönlü. Geri dönüşüm. Hı hı. Şimdi bu geri dönüşümlü bir sistem. Bir de geri dönüşümsüz sistem var. Yani bugün Manisa'nın küçük de olsa yapmaya çalıştığı sistem, düzenli depolama dediğimiz. Hı hı. Düzenli depolama toplarsınız, efendim toprağa suya karışmasın diye iyi bir zemin oluşturursunuz. Doldurursunuz, doldurursunuz, doldurursunuz. Ondan sonra üstünü kapatırsınız, orada gaz bacaları yaparsınız, kalır. Bunu nereden biliyorum? Sakarya Belediyesi'ni de inceledim de onun için biliyorum. Orada da düzenli depolama. Ama bu yeterli olacak mı? Bir süre sonra yer bulamayacaksınız. Şimdi... Onun için tercih. Yani bu noktada gene kararı teknik arkadaşlarla vereceğiz. Ama benim tercihim, şahsi olarak benim tercihim şu tesisin yapımıdır. Geri dönüşüm. Ekonomiye katkısıdır. Ve enerji açığı var Türkiye'nin. Buna katkıdır. Dolayısıyla çok yönlü, faydası olan bir proje olarak düşünüyorum. Ve bu projeye şu ana kadar itiraz eden bir tane kimse çıkmadı, çıkamaz. O zaman teknik adamlarını getirin buraya oturtturum. Ondan sonra konuşur herkes. Hı hı. Şimdi onun için burada mevcut belediye başkanı arkadaşımız tabii ki kendi yaptığını hala kendisini merkez ilçe belediye başkanı gibi görüyor. Hı hı. Bir kabuğunu kıramadı. Her ne kadar köylere bir durak iki oturak götürse de efendim ara sıra köylere gitse de hala kabuğunu kıramadı. Bir büyük şehir belediyesi olduğunu Manisa'nın algılayamadı. Algılayamadığı için gene o eski sistem üzerinden devam ediyor. Artık Sayın Cengiz Ergün'ün uyanması lazım. Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu. Projelerinizi büyük düşünmelisiniz ve büyük projeleri ortaya koymalısınız. Yani yoksa kaldırım belediyeciliğiyle belediyecilik yapılmaz. Böylesi ciddi tesisler ve büyük projeler ortaya koyacaksınız. Bunları ortaya korken
Şunu ortaya korken, bakın hiç paradan puldan bahsediyor muyuz? Evet. Yok. Belediye borçlandıracak mıyız? Hayır. Yap işte. Devlet modelidir. Hı hı. Efendim. Ve ondan sonrası içinde işletme masrafı yoktur. Belediye şu an çöp için kaç para harcıyorsa belediyelerimiz, ona 5 kuruş ilave olmayacak. Gene kafa karıştırmak için efendim masraf alacak bilmem zaman. Hayır. Hatta öyle bir noktaya gelecek ki şimdi çöp için toplanan paralar bile toplanmaz noktaya gelecek. Bir defa bunu bilsinler. Çünkü şuradan geri... Yani bizim cebimize geri, artı bir yansıma hayır, olmayacak. Hayır, çöp şu an altında. Benim hemşehrilerim çöp için ne ödüyorsa onun dışında 5 kuruşluk bir masraf ilave olmayacak. Hatta belediyenin kasasından da çıkmayacak. Hatta bizimkileri düşebilir ya hatta, da kalkma noktasına evet, gelebilir. Evet, tesisin çöp yoğunluğuna göre bu düşebilir. Çünkü bu geri dönüşümden elde edilen gelirler belediye kaldığı zaman belediye vatandaşını düşünecek, hemşerisini düşünecek, indirecek. Yani aslında büyük şehir olmakla illaki vergiler artmıyor. Doğru ya bunları, yönlendirmek. Ya bunları çok üfürdüler. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Bakın, bakın, bakın. Gene önemli bir noktaya geldiniz. Bunları üfürdüler. Ne zaman? Bu yasa mecliste görüşüleceği zaman, hazırlıkları aşamasında, görüşülürken, görüşüldük... Ama biz aylıkların yarısını büyük şehir olursak oraya vereceğiz dedik. İşte, neler dediler, neler. E şimdi madem böyleydi, benden önce köylere gitmeye çalışıyorsunuz. Benim ayak basmadığım köy yok. Ben 12 yıldır köyleri dolaşıyorum. Köy kahvaltıları programı yaptım ben. E şimdi siz yenice uyandınız. Efendim köylere gitmeye çalışıyorsunuz. Özgür bunlar, Özel geçen bunlar gün şu bir ana köyde kadar, bunlar suyu... şu ana kadar şu Gediz Nehri var ya onun öbür tarafına geçmediler belediyeci olarak. Şu tarafta Akpınar var ya bu tarafa geçmediler. İnanın ben bunların Karaoğlanlı'ya bile gittiklerine inanmıyorum. Belediye başkanlığı döneminde. Çünkü kabuklarını örmüşler. Her şeyi böyle merkezde. Hayır. Manisa 1.359.463 nüfusuyla bir ailedir. Ve bu ailenin evi de 13.000 kilometre karelik yüz ölçümüdür. Biz büyük bir aileyiz ve bizim evimiz oldukça büyük. Bu Manisa evi içerisinde herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Huzurlu olmasını istiyoruz. Herkes mutlu olursa o şehir mutlu bir şehirdir. Biz şehirlerin mutluluğu için çalışıyoruz. Ben yerel yönetimler başkanı iken mutlu aileler, mutlu şehirler, mutlu şehirler diye sempozyum düzenlemiştim. Ki bunu da kitapları burada var. Çok söylediniz. Dolayısıyla ben bunu konuşuyorum. Ve inanıyorum ki Sayın Başbakanım da çok beğenmişti. Bu seçimlerin ana sloganı bu olur. İnşallah bu olur. Çünkü insanımızı mutlu etmek bizim arzumuz, şehirlerimizi mutlu etmek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili aynı zamanda da Büyükşehir adayı Özgür Özel de sahada hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Ve geçtiğimiz akşam Hacı Halliler kendi köyüydü zannederse o köyde tüm Manisalılara bir söz verdi. Ve dedi ki bundan sonra Manisa il genelinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'i seçerseniz 10 ton suya kadar su bedava dedi. Sonra Dikili örneğini gösterdi. Bunu daha önce de siz yerel yönetimler başkanı iken biz burada konuşmuştuk. Evet. Neden ceza alabilme noktasını ya da yasak olduğu noktasını Dikili'yi örnek göstererek bir kuruş dedi. Pazar akşamı Özgür Özel canlı yayında konuğumuz olacak ve ona söyleyeceğim ben. Demek ki vergiler artmıyormuş, siz bedavalara bile başladınız büyükşehir olunca diye. Bu mümkün mü? Hemen bunun üstüne ben bu haberi yaparken de kendi su faturamı araştırdım. Acaba bu olabilir mi, edebilir mi diye. Geçtiğimiz ay ben 13 ton harcamışım ve 47 TL para ödemişim. Şimdi 10 tonunu bir kuruşa yaptığımda ve böldüğümde ben 4 TL gibi bir şey ödeyeceğim.
Yani oldukça iyi benim için. 40 TL cebime kalmış olacak ama bu gerçekleşebilir mi? Büyükşehir Belediyesi bu kadar Manisa il genelinde bunu karşılayabilir mi? Bu yasayı çıkaran ve Büyükşehir'in mimarı olarak size soruyorum. Tabii Sayın Özel bunu hangi anlamda söyledi bilmiyorum ama gazetelerde su bedava diye ben okudum. Bu haberi okuyunca hemen 2009'da Antalya billboardlarına kafam takıldı. Çünkü orada da o günkü ve bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı su bedava dedi. Elektrik bedava dedi. En az 10 bin mi 5 bin mi civarında işsiz iş bulacak dedi. Ekmeksiz ekmek bulacak dedi. Ben bu sorulara, bu konulara gireceğimizi düşünmediğim için yanımda yok ama bir programda size getireyim Antalya'nın 2009'daki o billboard bilgilerini. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kazandı su bedava diye. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçimi kazandıktan sonra suyu bedava yaptıysa Özgür Özel de yapabilir. Ama yapmadıysa Özgür Özel de yapamaz. Antalya suyu bedava içmediğine göre bu da doğrusu doğru bir beyan değil. Suyun bedava olma imkanı yok. Ben buradan siyaset uğruna ne yalan söylerim ne de aldatmak adına olmayacak bir şeyi aman koltuğa oturayım da ondan sonrası ne olursa olsun düşünemem. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı böyle düşündü ve seçimi aldı mı? Aldı. Şimdi uyguladı mı? Uygulamadı. İşte 2014 seçimi geldi. Bakalım şimdi sandıklar açılacak ne olacak? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye bir söz var. Yerel seçimlerde kazananların mumu da bir sandık geldiği zaman söner. İşte 2014 geliyor. Onun için yani ne bedava su verebilirsiniz. Efendim yani tabii bedava su dediğimiz zaman yoksul, dezavantajlı gruplar için kanunda belirlenen hükümler dışında. Yani genel umumi anlamda suyu bedava vermeniz mümkün değil. Hiç böyle üfürmeye gerek yok. Evet. Böylelikle bunun cevabını da biz de sevgili izleyenlerimizden almış olduk. Pazar günü siz de çok güzel bir konuya değindiniz. Yani madem böyle olabiliyormuş, yani niye o zaman Büyükşehir Belediyesi yasası çıkacağı zaman? Hayır, bunu soracağım ben. Ay, hayır diyordunuz. Bir sürü vergiler gelecek diyordunuz. Perişan olacaktınız yani diyordunuz. İlk sorun bu olacak ama efendim, sizden de yasayı çıkaran biri olduğunuz için bilgi almak istedim. Değil. Hani olabilirliği olamaz noktası. Şimdi daha rahat bir şekilde bu soruyu net sormuş olacağım böylelikle. Yani bu noktada toplu taşımlarda da dikkat ederseniz bayramlarda ücretsiz taşımak için Bakanlar Kurulu kararı gerekir. Kendi kafanızdan otobüslerde, toplu taşımlarda böylesi özel günlerde de taşıyamazsınız. O Bakanlar Kurulu'na bildirirsiniz. Efendim izninizi alırsınız ki AK Parti döneminde Bakanlar Kurulu bu imkanı hep tanıdı. Hep bütün belediyelere tanıdı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde hakikaten büyük bir yük ve ekonomik nedenle eşine dostuna ziyaret edemeyen insanların vebali var. Hükümetimiz bu noktada çok hassas davranıyor. Köprüleri bile biliyorsunuz bedava geçiş yapıyor. Toplu taşımaya ücretsiz oluyor. Yani o açıdan insanımızın yararına her şeyi yapar. Yani bu Büyükşehir Belediyesi'ne karşı çıkanların bugün faydalarını anlatmaları beni de mutlu ediyor. Faziletlerini anlatmaları mutlu ediyor. Bu köyler kapanıyor, buraya nasıl hizmet gelecek diyenlerin bir durak, iki oturak götürerek hizmeti nasıl buraya bak getiriyoruz dediklerini gördükçe böylesi işler yapınca ne kadar mutlu oluyorum ben. Demek ki yapılabiliyor. Ya da ne kadar bunun güzel için bu kanunu çıkardık. Bunun için çıkardık. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki bütün siyasi partilerimiz adaylarını açıkladılar. Tüm adaylar hızlı bir şekilde hem kendilerini anlatmaya hem de projelerinin tanıtımlarını yapmaya başladılar.
Ama az çok siz Büyükşehir Yasası'nı çıkarken bizlerle çok sık konuk olduğunuz için kimi zaman kitapçıklarını bize getirip bakın bunları çalışın yarın öbür gün size bunlar lazım olacak demiştiniz ve şimdi ben o kitapçığı sizden aldığım için çok mutluyum. Bazen tebessüm ediyorum çünkü. Ama merkezde olduğumuz için merkezi konuşmak istiyorum. Örneğin Şehzadelerde ve Yunus Emre'de bazı adaylarımız otopark sözü veriyor. Çünkü Manisa'nın merkezinin en temel sorunlarından biri otopark. Ulaşımla ilgili problemler var ve bunlarla ilgili vaatler veriliyor. Ve ben hemen sizin o kitapçıkta araştırdım. Oysa ki otopark sorunu sadece Büyükşehir Belediyesi çözümleyebiliyor. Evet. Ve Büyükşehir Belediye Meclisi bunu geçerse, Büyükşehir okey verirse ve Büyükşehir yapabiliyor bunu. 1/5 binlikler, 1/10 binlikler imar plan düzenlemeleri ancak büyükşehirle birlikte yapılabiliyor. İlçe belediyelerine baktığım zaman evet mükemmel bir şekilde kültür sanat etkinlikleri yapabiliyorlar. Parklar yapabiliyorlar, yeni alanlar oluşturabiliyorlar. Altyapıda eksiklikler varsa o da yine büyükşehir onayıyla yapılabiliyor. Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği içerisindeyiz. Yani hem sevgili izleyenlerimiz hem de bizim basın mensupları. Projeler açıklansın ama bence hayale gerek yok. Gerçekleri görerek doğru seçilmeli. Büyükşehir neleri yapabilir, ilçeler neleri yapabilir ve biz nelere inanıp nelere inanmamalıyız? Bu konuda da bizi farklı bir programda mı bilgilendirirsiniz yoksa bu programda biraz değinelim mi? Ama örneğin Şehzadeleri ele aldığımızda bir otopark sorunu ve hayali biz birçok otopark projesi görüyoruz şu anda. Alt üst geçitler, köprüler görüyoruz. Bunları gerçekten Şehzadeler Belediyesi olarak kim olursa olsun bu AK Parti de olabilir, farklı bir parti de olabilir. Büyükşehir'e danışmadan ya da büyükşehirle beraber olmadan yapabilir mi? Tabii arkadaşlarımın hangi partiden aday olursa olsun her birerinin bu büyükşehir yasasını bir defa çok iyi okumaları lazım. Bu konuda ben açıkça bizlerin bile okuması gerekiyor. Sizin de okumanız lazım. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz okumazsanız. Evet. Bu konuda ben büyükşehir yasası taslağı tasarısı hazırlanmakla birlikte arkadaşlarım hep bilgilendirdim. Bugüne kadar buraya geldikçe de mümkünce izah ettim. Bizde var o taslağı. Allah'tan biz almışız evet. Sizde. Şimdi bilahare sorulu cevaplı kitapçık yerel yönetimler başkanlığımız olarak kitapçık yayınladık. Ve röportajlar yaptık. Televizyon konuşmaları yaptık. Hı hı. Hatta ana muhalefetin, muhalefet partilerin milletvekilleriyle tartışmalar yaptık TRT'de ve diğer evet. Kanallarda. Epeyce bir takip eden arkadaşlarımız bu konuda bilgi sahibi oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi cepheden istemezlik mantığıyla yaklaştığı için içine bakma, okuma fırsatı bulamadı. Okumadan zaten isyan etti. Dolayısıyla ne getirdiğini bilmiyor. Ondan sonra da işte Türkiye'yi eyaletlere bölecek, bilmem başkanlar kral olacak, bilmem ne olacak bir sürü aslı astarı olmayan şeylerle kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi de böylesi bir yaklaşım içerisinde oldu. Anayasa Mahkemesi'ne götüren gene Cumhuriyet Halk Partisi oldu. O zaman gene burada bir oturmuştuk. Sizle mi, Erdinç Bey'le mi? Bana sordular Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilmiş, edildi ne diyorsunuz? Etmeseler de şaşardım dedim. Hı hı. Dolayısıyla benimle yapmış. Efendim, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne itiraz ettiler, kabul edildi. Şimdi hala okumuyorlar. Gene okumuyorlar. O açıdan okumadıkları için bilmiyorlar. Ben kendilerine bu yasayı okumalarını tavsiye ediyorum. Elimde kitapçık yok diyorlarsa AK Parti'nin bastığı kitapçıklardan vereyim, bilerek yarışsınlar. Bilmeden yarışırlarsa yanlış yaparlar. Dolayısıyla bilerek yarışalım. Şimdi diyorsunuz ki alt üst geçitler yapacağız. Bir ilçe belediyesinin yapacağı bir hizmet değil. Çünkü alt üst geçit yapılacak trafik yoğunluğu olan bir yola büyük şehrin yolağıdır. Dolayısıyla ya da şehirler arası bağlantılı bir yolsa, mesela Eskişehir-Ankara yolu, Bursa'ya bağlayan
yol Bozüyük'e kadar Eskişehir'in içinden geçen o alt üst geçitler karayollarındır. Alt üst geçitleri karayolları yapmıştır. Yani bir yol eğer şehirler arasıysa karayollarındır. O yapar. Ya da şehir içinde alt üst geçit yapılacak noktada bir büyüklükte yolsa o da Büyükşehir Belediyesi'nin yoludur. En kaba tarifiyle böyle anlayalım. Evet. Sokak yolları evet ilçe belediyelerimizindir. Bunun yanında su kanalizasyon hizmetleri. Her zaman örnek veriyorum. Çünkü en uç köyümüz Demirci'nin Söğütçük köyü buraya 220 kilometre. Buranın altyapısı yani su ve kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir'indir. Demirci Belediyesi'nin değil. Aynı şekilde şurada neredeyiz biz şimdi? Yunus Emre'deyiz. Yunus Emre'deyiz. Yunus Emre'de şöyle bir uzandığımız zaman Muradiyesi, öbür tarafa çıktığımız zaman Yunt Dağı'ndaki efendim Osmancalısından tutun efendim köyleri işte Sümbüllü, aşağı Yenice, yukarı Yenice neyse köylerimiz hangisi ise bunların hepsinin su ve kanalizasyon hizmetleri Büyükşehir'indir. Artı mezarlık hizmetleri. Evet, Osmancalı'nın mezarı Büyükşehir tarafından düzenlenecektir. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bu imkanını ilçe belediyesine devredebilir. Üstüne para da verebilir. Bu mezarlığı bizim şu kurallarımıza göre düzenle denir. Yani şimdi yaşadığımız şehri imar ederken planlı bir şekilde olsun, yeşil bir çevre olsun diyorsak o öbür hayata göç etmiş büyüklerimizi de dostlarımızı da aynı şekilde planlamalıyız yattıkları yerleri ve yeşil bir çevre yapmalıyız. Mezarlığa girdiği zaman insanların içi açılmalı. Güller kokmalı. Ağaçlar yeşermeli. Mezar duvarları estetik olmalı. Ve isteyen istediği gibi değil bir planla projeyle yapılmalı. O mezarlar mezarlıkta yatanlar adına, onlara hürmet adına düzenlenmeli. Mesela en önemli projelerimizden birisi budur. Manisa genelindeki ne kadar mezarlık varsa her birini planlı ve bahçeli hale getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin böylesi imkanlarının yanı sıra hiç konuşulmaz. Niye konuşulmaz? Gene AK Parti dışındaki partiler bilmez. Kırsal alanı destekleme imkanı vardır. Tarımsal ve hayvansal krediler verebilir. Büyükşehir. Tabii destekler yapabilir. Tıpkı Tarım Bakanlığı gibi orada kırsal alanın kalkınması adına projeler üretebilir. Bakın bunu hiç kimse konuşmaz. Ama bilseler belki konuşacaklar. Sizin bu çerçevede projeleriniz var mı? Gayet tabii. Şimdi hem hayvancılık il genel meclisimiz, hem tarım. İl genel meclisimiz bu alanda ne yapıyordu? Kırsal alanın kalkınması adına süt toplama merkezlerinde soğutucu tankerler koyuyordu. Efendim farklı isteklerini yerine getiriyordu. Şimdi biz kırsal alandaki bu hemşehrilerimiz için hem tarım alanında emeklerini zayi etmeyecek çeşitliliği ortaya koymak hem de hayvansal alanda bu ilin kalkınmasını sağlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak desteklemeleri sağlamak. Yani bu Büyükşehir isterse arazi verebilir, isterse hibe verebilir. Arazi verebilir, tabii tapu veremez ama tahsis edebilir, kiralayabilir. Efendim satışı mümkün olan yerleri satabilir. Efendim köylünün şu an elindeki meralarını muhafaza eder. Efendim oralardaki köylerimizde kullanılan köy adına vakıf haline dönüşmüşleri korur. Yani bunları bilmedikleri için köyler kapanıyor. Efendim size vergiler gelecek. Elinizdeki meralar alınacak, tarlalar götürülecek, bilmem ağaçlar sökülecek gibi. Tam tersine Tarım Bakanlığı'nın tamamlayamadığını Büyükşehir tarım tamamlamış olacak. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlerin aynısını yapabilir. Ama bu bütçe meselesidir. Tarım Bakanlığı'ndan alacaklarını alacak. Kırsal Kalkınma Ajansı'ndan alacaklarını alacak. Büyükşehir'den de alacaklarını alacak.
büyük şehir artı kentin kalkınması adına yapılması gereken projeleri öne koyacak. O zaman bakın eğer şimdi, siz başkan olursanız Mehdi Eker yandı. Ben başkan olursam her hafta buraya gelir herhalde. Mehdi Eker yanmayacak. Her hafta Manisa'yı ziyaret eder. Manisa'yı ziyaret ettireceğiz. Bakın işte şurada yanı başımızda Bayındır Belediye'miz çünkü var. Çünkü sizin Yunta ile ilgili büyük projeleriniz olduğunu duyduk. Yani oranın şimdiye kadar bu halde kaldığına da üzgün. Yunta'nı biz Yunt Bağı yaptık. Bağı. Yollarıyla, göletleriyle, fıstık aşılamasıyla, hayvansal desteklemeleriyle, her bir köyümüzün içme suyuna kavuşmasıyla, parke taşlarının döşenmesiyle, yani bizim Yunt Dağı'na verdiğimiz hizmeti Yunt Dağı'ndan hangi hemşehrimize sorsanız Allah razı olsun diyecektir. Biz şimdi oraya gene gidelim. Geliyoruz diyelim. Köyler hemen bir araya gelirler. Sevgi gösterisinde bulunurlar. Yani bütün köyleri Halıtlısından tut Osmancalısına kadar. Bütün köyleri. Dağ Yenice Köy. Siz Dağ Yenice Köyü'ne gittiniz mi? Bir kez. Bizim buranın en uç köyüdür. Evet. En uç köyüdür. Şimdi Dağ Yenice Köyü'ne mevcut belediye başkanı henüz gitmedi. Ama oraya bir oturak, şey bir durak, iki oturak gönderdi. O Dağ Yenicelilerin oyunu almak istiyor. Yok öyle bir şey. Siz 5 yıldır madem bu köy, bu Manisa'nın içerisinde ve merkeze yakın köylerimizden, merkezin köylerinden niye gitmediniz? E şimdi niye gidiyorsunuz? Bakın bu yasa işte belediye başkanını en ücra yerleşim merkezine götürüyor. Hizmetini de götürüyor. Bu açıdan insan merkezli, hizmet odaklı dediğimiz misyonumuzun bu yasayla biz içini doldurmuş olduk ve işleriyle zaten halkın gönlünü almış olduk. Açıkçası sizi dinlerken heyecanlandım ve ayın 14'ü 16'sı bir an önce gelsin şu projeleri bir görelim istiyorum. Ben İlk de, bölümünde neler olacak? Bir defa şunu ifade edeyim. Zannediyorsam şu anda bizi izleyen tüm izleyicilerimiz ben de tabii, defa, merak ediyor. Bir defa şunu ifade edeyim. Biz Manisa'yı bir bütün olarak görüyoruz ve her ilçemiz için proje üretiyoruz. Burada bizim size ifade edeceğimiz, sizin yayın alanınızda olan, kapsam alanında olanlar ancak mümkün olur. O nedir? Yunus Emre ve Şehzadeler olur. Belki Saruhanlı, Turgutlu olur. Yok, şu anda Demirci'den efendim, bir sorumuz var. Demirci'den bir sorumuz varsa oraya olur. Dolayısıyla tüm ilçelerimize ulaşabiliyoruz. Yani burada her ilçe, dün mesela Alaşehir'deydiniz. Alaşehir'de sabahleyin 9:30 köy muhtarları ve STK'larla kahvaltı, pazar yeri gezisi. Çok ilginç bir açıklamanız var. Gerçekten lise yıllarınızda siz Alaşehir pazarına gidip orada harçlığınızı çıkarmak için babanıza yardım mı ediyordunuz? Gayet tabii. Okul tatilleri ve bayram tatilleri. Arefe günden gittiniz, pazara rastlamışsa Arefe günde pazara giderlerdi. Lise internver deyince bizim gözümüzde işte milletvekili, yerel yönetimler evet. Başkanı, bakan mı olacak, büyükşehir başkanı mı olacak? Böyle bir internverdi varken dün Alaşehir'den gelen ve gördüğüm görüntüde çok farklı bir Hüseyin Tanrıverdi'yi görmüş olduğum için bunu sormak istedim sadece özellikle. Sadece Alaşehirliler değil, Salihliler de bilir. Babam pazarcı Mustafa, manifaturacı. Kula pazarı, Selendi pazarı, Alaşehir pazarı, Salihli pazarı 4 pazar alırdı. 4 pazara gider haftada sabah namazından sonra çıkılır, yatsı namazında anca gelinir. O zamanki şartlarda otobüslerle gidilir. Mallarınız da açık arabayla yani kamyonla giderdi. Akşam kula pazarından toplanır, balyalarsınız. O gece yol gider kamyoncu, sabahleyin herkesin sergisine dağıtır. Siz de sabah namazından sonra gidersiniz, serginizde balyanızı bulursunuz, açarsınız. Pazarları geziyorum ya, büyük zevk alıyorum ben şimdi, o eski günlerim akla geliyor. Orada okul harçlığımı ben çıkarmak adına çorap sattım, tülbent sattım. Evet, ve çok Alaşehir'de yazları da maden suyu testiye doldurursunuz,
Soğuk maden suyu dersiniz. Sarı kız maden suyu. O, maden suyudur onun adı. Şimdi biz soda diyoruz, geçiyoruz. Evet. Doğal hali. Efendim, Alaşehir'de böyle bir çocukluğumuz geçti. Salihli'de aynı şekilde. Efendim, Selendi'de aynı şekilde. Yani öyle tepeden entel, dantel takılan veya patron çocuğu değilim ben. Dolayısıyla çok şükür babam emeğiyle, alın teriyle kazandı. Helalinden bize yedirdi ve çok şükür bizleri de bu noktaya getirdi. Rabbim yardım etti. Şimdi ben o günlerimi unutur muyum? Babanızla bir röportaj yapmak isterim açıkçası. Ben o günleri unutur muyum? Bakın her zaman şunu kulağıma küpe etmişimdir. Ne oldum değil, ne olacağım. Bunu kulağınıza küpe ederseniz, bulunduğunuz yerin hakkını verirsiniz ve çalışmalarınızı ortaya korsunuz, vebal altında kalmayayım diye koşuşturursunuz. Bizim doğru yaptığımız iş bu. 23 yıl sendika genel başkanlığı yaptım. 23 yaşında kurmuştum. 80 ihtilali ne bir yıl kalmıştı. Yani 79 ocağında kurmuştum. İhtilalle karşılaştık. %10 barajı. Düşe kalka ama önümüzdeki engelleri aşa aşa 23 yıl genel başkanlığını yaptım. 2002'de Tayyip Bey'in, Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın daveti üzerine siyasete atılmak zorunda kaldım ve bu tarafa geçtim. Ve bakın 12 yıldır milletvekilliği görevimi yapıyorum. 12 yıldır da sizlerle böyle konuşuyoruz. Sizler bizi takip ediyorsunuz. Ve çok şükür yani benim hemşehrilerim ya 12 yıl oldu milletvekili oldu ne oldu ne işe yaradı demiyor. Efendim kapımız arkasına kadar açık. Kimin işi düşmüşse yapılabilecek yapmışız. Gönlünü almışız. Ziyaretten geri kalmamışız. İktidar partisiyiz. Koşuyoruz koşuyoruz sürekli. Şimdi şehre de çok şey kazandırmışız. 560 yataklı hastane bizim eserimizdir çok şükür. Efendim, sağlık hizmetleri, okul hizmetleri konusunda şehre çok şey kazandırdık. Bakın Manisa'ya son 11 yıllık dönemde 8.9 milyar TL yatırım ve destek sağlandı. Şöyle kalem kalem baktığımız zaman ulaştırma ve haberleşmede 928 milyon, eğitimde 706 milyon, sağlıkta 313 milyon, adalette 111 milyon, orman ve su işlerinde 669 milyon, enerji ve tabii kaynaklarda 543.2 milyon, çevre ve şehircilikte 110 milyon, TOKİ'de 413 milyon, İlbank 2,5 milyar, gıda, tarım ve hayvancılık 1.1 milyar, aile ve sosyal politikalar 650 milyon, gençlik ve spor 393.8 milyon, kültür ve turizm 5 milyon, vakıflar 12 milyon, bilim, sanayi ve teknoloji 97 milyon, KOSGEB 92.2 milyon, KÖVDES 95 milyon, Kalkınma Ajansı 14.4 milyon, üniversite 253 milyon. Yani toplam 8.9 milyar. Yani milyar, trilyon, katrilyon. 9 katrilyon biz 11 yıllık dönem içerisinde bu şehre yatırım yapmışız ya da destek vermişiz. Bu önemli bir iştir. Yani boşa geçirmemişiz. Şimdi TOKİ geçti şurada değil mi? Demin söylediğiniz soruya tekrar geri dönersek, bir ilçe belediye başkan adayı efendim diyor ki bu şehrin konut sorunu var. Efendim konut üreteceğiz. Bu aday arkadaşımız belediye başkan yardımcısıydı. Bu belediyede yetkili bir arkadaşımızdı. Doğrusu ben kendilerine soruyorum. 5 yıllık dönem içerisinde bu konut sorununu bilmiyor muydunuz? Elbette biliyorlardır. Peki 5 yılda 5 tane konut ürettiniz mi? Niye üretmediniz? Şimdi üretmediniz, üreteceğiz. Niye üretmediyseniz şimdi de üretemezsiniz. Bakın biz 5 yıllık bu şehri yönettiğimiz zaman
2004-2009'da. Efendim toplam 3726 konut üretmişiz. Yani, TOKİ 1, TOKİ 2, TOKİ 1, TOKİ 2, TOKİ 3, KULA. Efendim, bakın Durasıllı, Salihli'de, Soma'da Turgut Alp, efendim Gördez, bir sürü ilçelerimizde ve beldelerimizde ihtiyaç nerede doğmuşsa. Salihli'de Durasıllı beldesi konut üretiyor TOKİ aracılığıyla, Salihli ilçesi üretemiyor. Aynı şekilde KULA ilçe belediyesi 102 konutluk TOKİ ile konut üretiyor. Hemşehrilerde konut imkanı sağlıyor. Ama Manisa merkez ve ilçe belediyesi konut üretemiyor. Bu bir zihniyet meselesi. Aynı şekilde Demirci'de bakın bir imkanlı hemşehrimizin okul için bağışladığı arsanın okul için harcamış. Bir bölümüne okul yapıldı. Diğer bölümünü TOKİ için verin dediklerinde yok diyor. Sonra parayla TOKİ satın aldı. Parasını bastı. MHP'li belediye. Parasını bastı, satın aldı. Ondan sonra Demircililere şimdi TOKİ üretiyor. Hayırseverin verdiği. Hayırseverin bağışladığı arsayı parayla satın alarak. Bu bir zihniyet meselesi. Şimdi ben bu şehrin konut açığını biliyorum. Bu sorunu çözmemiz lazım. Hem dar ve sabit gelirli hemşehrilerimizin kira yüksekliği. Çok kira bedelleri. Hem satın yüksek. Almada fiyat yüksekliği. Bunları dikkate alarak artı kalitenin artması ve konut açığının giderilmesi için konut üreteceğim diyorum ve söylüyorum. Diyorum ki bir. Ve bu TOKİ muhalefet ara. Manisalı müteahhitlere zarar vermek istiyor diye yorumluyor. Aklı erse, bu işi bilse onu söylemez. Bir, TOKİ aracılığıyla. İki, yeni imar alanları açarak, efendim konut üretimine katkı sağlayarak. Yani Manisalı müteahhitlere katkı sağlayarak. Üç, Büyükşehir Belediyesi olarak. İstanbul Kiptaş gibi. Örnekleri var bunların. Efendim, kar bölüşümü dedikleri bir formülle ve buna benzer üretilebilecek bir formülle konut üretmek, sorunu çözmek bizim için. Ama konut üretimine aklı basmayanlar efendim müteahhitlere zarar veriyor. Müteahhitler zaten şikayetçi, biz ev yapamıyoruz, bina yapamıyoruz diye. İşte onların da önünü alan açacağız. Yok. Onların da önünü açacağız. İşte imar revizyon planını gerçekleştiremedi belediye. Bakın altını bir defa daha çiziyorum sırası gelmişken. Bedir Kılıç Bey dikkatle dinleyin. İmar planı ile ilgili çok sorumuz vardı. İsmen hitap edeyim, onlara da çiziyorum. Cevap olsun bu. Bekir Kılıç kardeşime o zaman ismen hitap edeyim ve bütün hemşehrilerim bilsin ki gözyaşı üzerine şehir imar edilmez. Ben Fatih'in torunuyum. Benim ecdadım Fatih. Belediyecilik bir şehri imar etmek, halkın gönlünü almaktır diyor. Dolayısıyla bizim görevimiz, evet şehri imar etmektir, halkın gönlünü almaktır. Gönlünü kırarak, gözyaşını akıtarak bu şehri imar edemezsiniz. Bunları kayıtlara aldım. Zaten şu anda oturacağız. Oturacağız, konuşacağız, anlaşacağız. Manisa'mızı düşüneceğiz. Ben ne diyorum? Artık Manisalılar İzmir'e değil, İzmirliler Manisa'ya gelecek. Niye söylüyorum bunu? Çünkü bu uygulanacak projelerimizde artık sosyal donatı alanları olacak. Spil Dağı projemizi bitireceğiz. Teleferiğimizi kuracağız. Rekreasyon alanları oluşturacağız. Gediz Nehri'ni ıslah edeceğiz. Onun animasyonunu gördüğünüz zaman inanmayacaksınız zaten. Bunları hep tanıtacağız size. Efendim? Doğu Batı kışla bir ondan şey yapacak sonra, mıyız? Şimdilik ben bugünkü söyleyeceklerim bunlar.
Ha, çünkü efendim, öyle bir soru da var burada bunlar da. Bunlar benim şu an söyleyeceklerim. Ya onunla da ilgili proje şimdi, var mı? Şimdi yani bu noktada bunları niye söylüyorum? Yıllardır bunlar konuşuldu. Gediz, 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 Gediz ama Gediz'i kirletmekten başka bir şey yapamadık. O Sipil Dağı, Sipil Dağı, Sipil Dağı, dağ bize baktı, biz dağa baktık. Şimdi öyle değil. Şimdi bunları hazırlayacağız. Gediz'de ondan kayıya binebilecek miyiz? Sandal. Sandala mı bineceğiz? Sandal sefaz. Tamam. Bundan sonrası için ne olacak? İzban, İzmir'deki raylı sistemi Manisa'ya getireceğiz. Evet. Bunu zaten daha önce de söylediniz. Ulaştırma Bakanımızken Binali Bey ile konuştuğumuz ve şimdi komşu büyükşehir belediye başkanları olarak uygulayacağımız ve şimdiki Ulaştırma Bakanımızın da bu projeye destek vereceği bir projedir. Bunu kaç zamandır konuşuyor muyuz? Evet. Konuşuyoruz. Şimdi artık Hüseyin Bey boşa konuşmaz. Efendim bu izban geliyor herhalde. Biz bir çakmasını yapalım bunun. İzban, Man gibi filan etrafına, önüne, arkasına hani Manisa Seyahat, Öz Manisa Seyahat gibi. Efendim bir çakmasını yapalım, biz de piyasaya girelim demeye kalkanlar olabilir. Ama bu proje bizim projemizdir. Bu projeyle biz İzmir'den buraya gelmeyi kolaylaştıracağız. Buradan giden izbanla da havalimanına kadar gidip yol stresi yaşamayacağız, konforlu gideceğiz, ekonomik olacak ve havaalanına gittiğimiz zaman arabamızı park ettiğimizde park ücreti ödemeyeceğiz. Oo. Elimizde çantamız, valizimiz bineceğiz, ve gireceğiz. Bundan daha güzel bir proje olabilir mi? Yok, rahat ulaşım. İzban. Yani İzban'a, aracımızın çekilecek korkusu olmayacak, park cezası korkusu olmayacak, eyvah saat geçti, çift tarifeye geçti, sinir olmayacak. Yok, sinir yok, stres yok, bunalmıyorsunuz ve giderken telefon görüşmenizi yapıyorsunuz, gazetenizi okuyorsunuz, kitabınızı okuyorsunuz, gittiğiniz yer için çalışmalarınızın hazırlıklarını yapıyorsunuz falan. Avantajlar şehir çok. Şehir merkezine de böyle bir sistemi getirsek de şu organize sanayi bölgesine bu bölgeye gelirken rahatlıkla gelebilsek, arabamız kapının önünden bir pazar sabahı alınmasa, biz peşinden koşmasak. Ya işte bunlar önemli şeyler. Bunları hep konuşulur yıllardır ama biz uygulayacağız. Biz konuşmak için değil, hizmet etmek için geliyoruz. Kimileri çok konuşmasıyla övünebilir ama biz çok iş yapmakla övünüyoruz. O açıdan bu proje İzmir Büyükşehir'in efendim projesi İzban doğru ama yapamadı. Ne oldu? Ulaştırma Bakanlığı girdi devreye ortaklıkla, evet. Ortaklık usulüyle yapıldı. %50'si Ulaştırma Bakanlığı. Çok da tartışıldı, çok konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde hizmet olmaz. Ancak konuşurlar, yarım bırakırlar. Ve hem şehri hem hemşehrilerini rezil ederler. Hangi belediyesine bakarsanız bakın. Ben her zaman söylüyorum, bizim referanslarımız var. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir, Samsun, Sakarya, Erzurum, Kayseri, Konya, Bursa. Bizim bunlar referanslarımız. Bu illere gidip de hizmetinden memnun değilseniz o zaman biz beceremiyoruz demek. Ama memnunsanız biz daha iyisini yapacağız demektir. Mutlu aileler, mutlu şehirler. Mutlu aileler, mutlu şehirler oluşturacağız. Sayın Tanrı verdiğiniz sloganı bu zannedersem. Yani benim bunu her zaman söylüyorum. Kurumsalın dışında eğer kurumsal bu kurumsalda değilse. Kurumsalda çıkmazsa kurumsalın dışında ben Manisa kurumsalı olarak bunu kullanacağım. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi hangi büyükşehir belediyesine referans gösterebilecek? Manisa büyükşehir için bir referans belediye göstersin. İzmir'i mi? İzmir'i i̇şte gösteriyor. Hali bu. Eskişehir'e gösteriyor. İşte hali bu. Efendim, Antalya'yı mı? İşte hali ortada. Eskişehir keza. Eskişehir'de bir gidin, bir kıyas yapın, ondan sonra bana ne söyleyecekseniz söyleyin. Orada sadece porsuk çay içerisinde oluşmuş bir adacık dışında bir hizmeti görmeniz mümkün değil.
Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi bizim belediyelerimizdi ilçeler olarak. Bunların yaptığı hizmetler Eskişehir'i Eskişehir yapmıştır. Ama doğru, Porsuk Çayı içerisinde efendim bir adacık oluşturmakla meseleyi çözmüş. Ben öyle bir hizmet etsem bir sene sonra halk ayaklanır. Böyle büyük şehir mi olur diye. O açıdan referans olarak CHP'nin göstereceği bir belediye yok. Varsa işte bu olumsuz belediyeler. MHP'nin göstereceği referans belediye var mı büyük şehir olarak? Şu an 16 tane büyük şehir var. Hangisini gösterebilir? Hiçbirini. Demek ki büyük şehirde başarılı olabileceğine inansaydı insanlar 16'sından hiç değilse birini verirdi. Şimdi Manisa'da bu konuda desinler ki biz şu belediyemizi referans gösteriyoruz, gösteremezler. İşte hizmetlerimiz, projelerimiz, işte referanslarımız. Ve işte başımızda da büyük ustamız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah bir ayağımız Manisa'da pergel gibi, bir ayağımız pergelin o iğneli ucu olacak. Diğer ayağımız da böyle Ankara'dan Türkiye'ye dönecek, dünyaya dönecek. Yok, efendim, anladık. Bütün eğer imkanları, hizmetleri bir getirmek Nisan, için koşacak. O koltuk sizin olursanız, olursa bütün bakanlar sık sık Manisa'ya gelecek ya da biz bakanları sık sık Manisa olarak ziyarete gideceğiz. Bu belli oldu. Elhamdülillah. 2004 yılından beri sizinle canlı yayınlar yapıyorum. Yani seçimler olarak aslında 2003 yılından beri yapıyoruz ama her seçim öncesinde sizinle defalarca yayınlar yapmıştım. 2014 zannedersem bir milat oldu benim için de. Çok farklı bir Hüseyin Tanrıverdi gördük. Çok farklı anlatımlarla bir Hüseyin Tanrıverdi tanıdık. Demek ki büyük şehri ya da olacağın şeyi çok iyi bilmek, farkındalığında olmak bu kadar emin göstertiyor kendini. Çok aslında zevkle gidiyor programımız ama biliyorum ki bu akşam birkaç toplantınız var belediye meclis üyeleriyle ilgili, projelerle ilgili. Ama en kısa zamanda sizinle projeler üzerine ve Manisa üzerine örneğin pazarcılarımızdan sorular geldi, esnafımızdan sorular geldi. Çok özür diliyorum, vaktimiz kısıtlı ama bunlar mailimizde duruyor. Bir dahaki programda sözümüz olsun, tek tek isimlerinizle soracağız ve isimlerinizle Pazarcılardan sorular geldi dediniz. Bu pazar yeri sadece sıkıntıları. Pazar yerindeki esnafımız için değil, o alandaki diğer esnaflarımız için de önemli. Aynı zamanda bu pazardan alışveriş yapan hemşerilerimiz için oldukça önemli. Dolayısıyla bu pazar yeri meselesini 5 yılda bu belediye çözdü mü? Çözemedi. Bir adım attı mı? Atamadı. İlgi duydu mu? Duymadı. İlgi duymuş olsaydı bir yerinden tutardı. Ama benim hemşehrilerim bilsin, pazarcı esnafım bilsin, kendilerinin alışverişlerinde memnun olacağı bir ortamı oluşturmak bizim görevimiz. Sadece Yunus Emre'de değil, Şehzadeler'de değil, bütün ilçelerimizde. Kulası, Selendisi, Alaşehir'i, Alaşehir'de de dün söz verdim. Bunların çoğu ilçe belediyelerimizin görev alanındadır. Ama hemşehrilerim o ilçe belediye başkanıyla büyükşehir belediye başkanını el ele tutuşturmuşsa elbette biz bu noktada ihtiyaç duyulan her konuda desteğimizi veririz. Ve Ankara imkanlarını kullanırız. Ve o ilçe belediye başkanımızı yalnız bırakmayız, hemşehrilerine verdiği sözün arkasında durmasını sağlarız. Evet. Bu kadar. Buradan da sözü aldık. Bu noktada sorun yok. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür çalışmalarınızda başarılar. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu akşamlık seçim masasının sonuna geldik. Yarın gün boyunca ara ara seçim masamız devam edecek. Ama yerel seçimin nabzı ETV'de atacak diyoruz. Hoşçakalın.